Şimdi dostlar merhabalar. İkizkenar üçgenimizin ikinci konu testindeyiz arkadaşlarım. 5 numaralı bölümün ikinci konu testi. Şöyle bir bakalım. Ayarlamasını bir yapalım. Her şey tamam gözüküyor. Konu testini koyuyorum. Kalemle birlikte şu odaklanmayı da bir yapalım. Evet. Şimdi birinci sorumuz. Hemen ne görüyorum bu soruda dostum ben? İkizkenar üçgen görüyorum. 6 ise burası da 6'dır diyorum ve şuradan aşağıya bir diklik ineceğimi artık biliyorum ben. Bir okuyalım soruyu. Bakın AC ile BC de eşitmiş. He, onu da görelim. Neresi orası? AC ile BC. Yani şuraya ben bir X desem ki DC'yi mi soruyor? Evet. 4 artı X oldu burası. Burası da 4 artı X oldu. Şimdi şu söylediğimi yapayım. Yani buradan aşağıya bir diklik indireyim. Bu diklik burayı 2, 2 diye bölsün 2'ye. Ve şurada da bakın bir Pisagor çakalım hemen isterseniz. 36 var. 4 var. 36'dan 4 çıktı 32. Yani şurası 4 kök 2 geldi. Şimdi de şu büyükten Pisagor yapacağım arkadaşlarım. Ve buradan da X'e ulaşacağım artık. Hemen yapalım büyükten Pisagor'umuzu. Şöyle bir koyu kalem alayım ben. Ne diyoruz? 4 artı x'in karesi. Açalım onu. Birincinin karesi 16. İkincinin karesi x kare. Birinci ile ikincinin çarpımının 2 katı. Yani 8x. Gözüküyor mu? Gözüküyor. Eşit olacak. Eşittir bu. Şimdi şunun karesiyle şunun karesinin toplamına. 4 kök 2'nin karesi 32 zaten. Artı 2 artı x'in karesi. Yani o da birincinin karesi. İkincinin karesi birinci ile ikinciyi çarpıp iki katını aldım 4x. Şimdi şu x karelere bir bay bay diyelim. 32, 4 daha 36 yaptı. 16 da bunun yanına gelirse 36'dan 16 çıkar 20 kaldı bu tarafta. 4x'i de buraya eksi olarak atalım. 8x eksi 4x olur yani 4x kaldı. 4x 20 ise x'in de 5 olduğu aşikardır dedik arkadaşlar. Geldik ikinci sorumuza. Hemen okuyalım. ABC üçgeninde BAD 90, şurası 15, AD'ye eşit. Yani yine bir ikizkenar üçgen görüyorum. Hemen tabanına bir dikliğimizi indirelim arkadaşım. Şurayı açıortay olacak. 45, 45 bölecek. Burası da 45. Şuraya bakın 90 var. Şurası 15 ile 45'in toplamı 60 oldu. Buraya da 30 derecemiz kaldı. Şimdi 30'un karşısına biz K dersek 90'ın karşısı 2K olacak. Şurada muhteşem üçlüyü de yapalım. K, K diye bölsün. İkizkenar dik üçgende yükseklik muhteşem üçlü yapar. Çünkü yükseklik kenar ortay oluyordu. Ne istiyor bizden? BD yani 2K bölü AC. O da 2K. 2K bölü 2K'dan 1 çıktı. Yani sorumun cevabı Adana'dan geldi. Evet, 3 numaraya bakıyorum. Bakın yine ne fark ettim bu 3 numarada? Bir yükseklik gelmiş dostum. Bu yükseklik kenar ortay da olmuş. Bunu ben hemen ikiz kenar üçgene tamamlıyorum ki kayı kuralını yapayım. Yani burası açı ortay da olsun ve bu adam ikiz kenar olsun. Yani şurası da 7 olsun. AD'yi soruyormuş bize. Hemen yine bir Pisagor çakıyorum şu üçgende. Şurada Pisagor çakıyoruz. 7'nin karesi 49. Eşittir. Ne diyeceğiz? 5'in karesiyle x'in karesinin toplamına. Yani 25 artı x kareyi yazdım dostlarım. Ve 25'i bu tarafa atarsam 24 eşittir x kare olur. X eşittir 2 kök 6 gelir. Sorumun cevabı Bursa'dan çıktı diyebiliriz. Dördüncü sorumuza bakalım. Bu ne diyor? Yine bakın şurada bir ikizkenar üçgen var. Hemen bu ikizkenarın şöyle tabanına bir diklik indireyim ben ilk etapta. Daha bakın soruyu bile okumadım farkındaysanız. Ve bu ikizkenarın tabanı 10 santim. Şurasıymış ikizkenar. Tabanı 10. Bu 10'u da 2'ye bölecek. 5 bu tarafına, 1 bu tarafına yazdım arkadaşlarım. 5, 5 diye bölsün diye. Sonra şimdi şurayla işin bitti. Nereyi soruyor bize? AC'yi soruyor. X. Şurayla işiniz bitti arkadaşlarım. Burayı görmeyin daha. Bakın bu bir dik üçgen. Diklikten de diklik inmiş. Öklit yapacağız. İsterseniz h kare eşittir 1 çarpı 9'dan h'ı 3 bulun. Sonra 3'ü bulduktan sonra 3 var, 9 var. 3 kök 10 deyin. X'i bulun Pisagor yapıp. Ya da direkt x'in
Öklitini yapalım. Yan kenarın ökliti. X kare eşittir. Hem bunu da bir hatırlayalım. Yüksekliğe kadar olan kendine yakın olan parça 9 çarpı hipotenüsün tamamıydı yani 10. X eşittir şu olur değil mi? Kök içinde 9 çarpı 10. 9 dışarıya 3 diye çıkar ama 10 içeride kalır. 3 kök 10'u böyle de bulabilirdik. Evet, 5. sorumuzdayız. Ne diyor burada 5. soru? Bakın şurada bir 90 derece gördüm ilk önce. Bu 90 dereceden bir doğru gelmiş hipotenüse, hipotenüsün bir parçasına eşitse muhteşem üçlü vardır. Bu parçaya da eşit. Bu 1. Şurası ikiz kenardı. Hemen tabana diklik indirelim. Bu diklik tabanı 2'ye bölecek. 4, 4 diye bunu söyleyelim. Ve bakın burası da dik üçgenmiş. Diklikten diklik inmiş oldu. H kare eşittir 4 çarpı 9 yani 36. H eşittir 6 bulduk. Şurası 6. Nereyi soruyor? DE'yi soruyor. Yani şu uzunluğu soruyor bize. Dostum burada da şunu fark ettim. Bakın şu 6 dediğim adam burayı da 2'ye böldü. Burayı da 4, 4, 2'ye böldü. Yani aslında bu 6 şu DE'nin orta tabanı. O zaman DE 12 santimdir. Yapıştırdık geldi. Evet, 6. soru açı sorusu mu bu? Yok. Uzunluk soruyormuş. Nereyi soruyor? AF'yi soruyor bize. Nereyi vermiş? AB'yi 12 vermiş. AC'yi de 12 vermiş. O zaman ikizkenar üçgen 40 ise buranın tamamı da 40 yani şuraya 30 kaldı. 40 40 ne yaptı? 80 şuraya 100 kaldı arkadaşım. Onu bu tarafta olduğu için buraya 90 kaldı. Bakın 30 90 60 üçgeni çıktı. Ve 60'ın karşısı 12 ise 30'un karşısını bulmak için bu 12'yi kök 3'e bölüyorduk. Hemen bölersek kök 3'e 4 kök 3 çıktığını görürsünüz dostlarım. Değil mi? 4 kök 3 mü geliyor? Evet, 4 kök 3 geldi. AF uzunluğumuz. 7'ye geçelim. Yine büyük üçgenimiz ikizkenar bir üçgen. İkizkenarı görünce tabanına diklik indirecektik. Hadi indirelim şu dikliği. Bu tabanı 4 birim. 2 bu tarafa, 1 bu tarafa olacak şekilde de bunu bölsün. AB'yi soruyor x diyelim. Yani şurayı soruyor x diyelim. Ve bakın şurayla yine işim bitsin benim arkadaşlarım. Az önceki soruya çok benziyor değil mi? 4 numaralı soruya. Şurayla işimiz bitsin. Diklikten diklik indiği için öklit yapalım. Yine istersen h kare eşittir p çarpı k öklitini de yapabilirsin. Ya da direkt x'i bulduğumuz hani yan kenarın ökliti vardı ya. X kare eşittir yakın olan parça çarpı hipotenüsün tamamı. Yani 2 çarpı 3 x kare 6 x eşittir kök 6 geldi. Evet 8. sorumuz. AB ile AC 5 ikiz kenar gördüysen tabana dikliği indir. Hemen indirelim. 3 diyelim buraya. 3 diyelim buraya ve bakın 3, 4, 5 üçgeni çıktı. Şimdi şuradan da bir diklik çiziyorum ben hemen. Şurası 3 ise buraya da 3 kaldı. 4 ise buraya da 4, buraya da 3 kaldı. Şu dikdörtgeni kullandım. Bakın şurada 3, 3. İkiz kenar dik üçgen çıktı. AD 3 kök 2. Muhtemelen AD'yi soruyormuş. Dur, yok sormuyormuş. Neyi soruyor? ADC açısını, şu açıyı soruyormuş. Ki bu da ikiz kenar üçgen aynı zamanda dik olduğu için ikiz kenar dik üçgen taban açıları 45-45'ti. Hemen yapıştırdık. Evet. 9. sorumuzdayız arkadaşlarım. Hemen şöyle bir ayarlayalım 9'u. Güzel. Şimdi ne diyor bu? İkiz kenar üçgen diyor. AB ile AC birbirine eşit. Peki. Şunları bir göstereyim. O zaman şu açıyla bu açı birbirine eşit. Ve biz biliyoruz ki bu açı eşit açılardan çizilen diklikler eşit. Yani ben C'den bir diklik çizersem bu da 6'dır. Başka ne diyor bakalım? D noktası dışında bir nokta. Bakın tabanın dışındaki bir noktadan. AC doğrusuna uzaklığı 2. AB doğrusuna uzaklığı nedir? Yani şu kuralı soruyor arkadaşlar bize. Hani bu AB'ye indirilen diklik ile AC'ye indirilen diklik ki bu 2'ymiş. Bu iki dikliğin farkı eşit açıdan çizilen yüksekliğe eşitti. Yani x dediğimiz şu olsun, şu diklik D'nin AB'ye olan uzaklığı bu dikliktir. X'in diyor 2 çıktığında
6'ya eşit olması lazım. Bu köşe taşı kuralını hatırlayın dostlar. Demek ki x ne olacak bu durumda? 8 olacak dedim. Evet, 10. sorumuz. Bakın burada hani yine köşe taşında bir önceki konu testinde de çıktı. Ezberleyin dediğim şekil var arkadaşlarım. Şu iki tane bakın burayı görmeyin. Ne demiştim? Şurası hep ikiz kenar olur. Sen tabanına diklik indirirsin. Tabanı ikiye böler bu diklik. 4, 4. Şu da zaten ikiz kenar diye kendi verilmiş. Bu da dik oldu. Şurası 7 birimse burası da 7 olur. Şimdi de bu tarafı görmeyin. Bakın bu da ikiz kenar olacak dedik. Şu ikiz kenardır. Bunun da tabanına dikliği şöyle indirelim. 3, 3 diye bölsün burayı. Şurası 7 ise burası da 7 olacak. Şu ME'ye de 4 kaldı. Muhtemelen onu soruyor diyecektim ki evet onu soruyormuş. ME'de 4 çıktı. Bunu köşe taşında çözmüştük arkadaşlar bu soruyu. Pratik olarak yani şu 10. soruyu orada göstermiştim size nasıl ikiz kenar olduğunu. Eğer unuttuysanız orayı bir daha izleyin. Yani uzun uzun yapmayayım diye ben kısadan gittim hemen ikiz kenarlıkları. Şimdi ne diyor? ABC ikiz kenar üçgen. AB ile AC mi eşit? Yok ne? AE. E neresi lan? E yok. Ha şu E'dir demiş arkadaşlarım da AC demek istemiş bu. AC eşitmiş. Tamam. Şimdi ikiz kenarsa hemen tabana bir diklik indirelim mi şöyle? Tabanın uzunluğu 8'di. Burası 2. Burası 4 olacak şekilde böldü. Bakın bu tarafı görmeyin. Şu diklik burayı 2'ye böldü. Bu da dik. Paralel oldular yani birbirlerine. Demek ki burayı da 2'ye bölecek orta taban. Kök 5 ise şu yükseklik 2 katı olacak. 2 kök 5. Yani orta taban yaptım. Neyi soruyor bize? AD. Şuradaki x'i soruyor. Buraya da x diyelim. He. Yani zaten şuradan Pisagor'u yaparak hemen çözermişiz arkadaşlarım. Ne diyeceğiz? 2'nin karesi 4. Kök 5'in karesi de 5. X kare eşittir. Kareleri toplamı 4 ile 5'in toplamı 9. X eşittir. 3 çıktı. Sorumun cevabı Bursa'dan geldi arkadaşlar. Evet 12 numara güzel bir soru gibi duruyor. A, B. Ya 3 var 5 varsa cevap kesin 4'tür de gelin bunu biz yapalım tabii normal çözüm yolunda gösterelim. Şimdi şu kenara A diyelim. Şu kenar da A. Şuna B diyelim. Bu da B. Dostum şu açıyla şu açı birbirine eşit. Sonuçta bunlar ikiz kenar üçgen. E bunlar eşitse bunların dışındaki açılar da eşit. Yani şu kırmızıyla şu kırmızı birbirine eşit. Bakın burada bir üçgen var. B var, A var. Aralarındaki açı kırmızı açı. Şunu çizdiğimde, şurayı çizersem. Bu üçgende B, A, aradaki açı kırmızı açı. Yani bu kesinlikle ama kesinlikle ikiz kenar bir üçgenmiş arkadaşlarım. Eşlikten bulduk. Ha bunu istersen şuradan bir diklik indirirdin aşağıya. Bu diklik burayı ikiye bölecek deyip şuralara da CC diyeyim mesela ben. Burası bakın A artı C, burası da A artı C. Diklik kenar ortay oldu deyip şunu çizdiğimde ikiz kenar olduğunu buradan da bulabilirdim kayı kuralında. Burası 5 ise artık burası da 5. Ve sen ne gördün? 3, 4, 5. İşte gerçekten de 4 olduğunu gösterdik sorumuz. Evet 13 numaradayım arkadaşım. Hemen şöyle bir gösterelim. 4 AB de 4'müş. Şurası da 4 arkadaşlar. Yazalım. Yukarıda verilenlere göre BD. Şuraya X diyelim. Burası da 4 eksi X olsun. Şimdi ne yapacağız? Bunda da yine bir önceki konu testinde yaptık. Bir önceki videomuzda. İki tane Pisagor yapacağım. Bir şuradan Pisagor çakacağım. Bir de şu üçgenden. İkisinde de H kare var. Bunlar birbirini götürecek. Şimdi yapalım. 4'ün karesi 16 eşittir. H kare artı 4 eksi x'in karesi. O da birincinin karesi. İkincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımının 2 katı. Eksi 8 x yapar. Bunu yaptık birinci Pisagor'u. Şimdi şuradan Pisagor yapıyorum. 2 kök 2'nin karesi yani 8. H kare ile x karenin toplamına eşit. Hemen bunları birbirinden çıkarttığımda 16'dan 8 çıkınca 8 kalıyor. H kareler gitti. X kareler gitti. Ne kaldı? 16 eksi 8 x kaldı. Eşittir. 16 eksi 8 x. Şimdi eksi 8 x'i bu tarafa artı 8 x olarak 8'i de buraya eksi 8 olarak geçirirsem 16 eksi 8'den 8 kalır. Ve dolayısıyla x eşittir. 8 bölü 8'den de 1 çıktı. Cevap Edirne'den geldi. Evet. 14 numara.
Bakın şurada bir tık tık görüyorum. İkiz kenar var. Demek ki şurayı çizersem ben, burası ikiz kenar üçgendir. 40 ise şurası 70, şurası 70'tir. Bakın burada da kayı kuralı var. Yükseklik kenar ortay olmuş. O halde bu kenar bu kenara kesin eşit diyebilirim ben. Şimdi 70'in bu tarafı ne olacak? 110. Hatta bu açıortay da oluyor değil mi kayı kuralından? 55-55 diye paylaştılar mı bunu? Peki 55-90, şuraya da 35 kaldı. İkiz kenarsa buraya da 35 kaldı. Neyi soruyordu? BAC, BAC. 35'i soruyormuş dostum. Sorumun cevabı Ceyhan'dan patladı. Evet, 15 numaradayız. Bakalım bu ne diyor? Şimdi EF, X nereler verilmiş? AB ile AC eşit. Yani şurası da 8 o zaman. AC de 8. Şu paralelmiş arkadaşlarım. Paralellik varsa benzerlik yapalım hemen. 3'ün 8'e oranı. Burada da 3'ün 8'e oranı olması için demek ki şurası 3. O zaman buraya da 5 kaldı diyelim. Şimdi şuradan da bir diklik çizelim dostum. Hemen şu dikliği de çizdim. Dikdörtgen yaptım burayı. Burası 3 olur. Buraya da 3 kaldı. X ise burası da X olur. Ve bakın ne çıktı? 3, 4, 5 üçgeninden X 4 geldi. Hadi son sorudayız. 16. Bakın yine 10. soruda yaptığım gibi ezberleyin dediğim şey. Hadi gelin bir seferlik daha anlatayım size. Konu testinde de anlatmış olayım. Şuranın ikiz kenar olduğunu söylüyorum her zaman. 3 burası. EC'yi soruyor. Bu da ikiz kenar olduğu için buraya da 2 kaldı. Bakın bildiğiniz takdirde pat diye çıkıyor soru. Ama ben şimdi bir sefer daha size uzun uzun anlatayım arkadaş. Şimdi şu DC ile DB eşitse şu açıya A, şu açıya da A diyor. Şimdi A var, 90 var. Buraya B yazıyorum, tersi de B. Şuraya bakın. A var, 90 var. Şurası da B olmalı diyorum. İşte bu ikiz kenarlıktan 3, 3'ü yapıştırdım hemen buraya. Tamam mı canım kardeşim? Burası 3 ise de 5 olması için EC'ye 2 kaldı dedik. Evet Goberler, konu testi 2 de bitmiştir. Bir sonraki videomuzda da konu testi 3'ü gömeceğiz inşallah. Hadi öpüyorum hepinizi. Görüşmek üzere.